Kocaeli Milletvekili Sayın Emine Zeybek, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2020 yılı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Halkımızın iradesiyle 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum sonucu anayasamızda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş ve kurulun yapısı ile üye seçim sistemi yeniden düzenlenmiştir. Anayasa değişikliği sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı da 3'ten 2'ye düşürülmüştür. Kurulun başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı kurulun tabi üyesidir. Cumhurbaşkanınca 3 üyesi adli yargım hakim ve savcıları, 1 üyesi idari yargı hakimleri arasından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 3 üyesi yargıta üyeleri, 1 üyesi danıştay üyeleri arasından ve kalan 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilir. Milli iradenin Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla yargı üst yönetimi olan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçiminde rol üstlenmesi bu değişiklik ile sağlanmıştır. Bu adım sayesinde yargının demokratik meşruiyeti ve hesap verebilirliği de güçlendirilmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HSK yenilenen yapısıyla hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hakim ve savcılarla ilgili iş ve işlemleri adalet, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda Hakim ve Savcılar Kurulu başkan vekilini ve daire başkanını seçmek, dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak, adli ve idari yargı hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenleri hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hakim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek, kurulun stratejik planını onaylamak ve uygulamasını takip etmek, görev alanını ilgilendiren kanun ve diğer mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek, daireler arasında çıkan görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak, kurulun görevine giren fakat genel kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merceğini belirlemek, hakim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin 6087 sayılı kanunla verilen görevleri yerine getirmek, bakanlığın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçmek gibi görevleri yerine getirilmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hakim ve Savcılar Kurulumuzun harcamalarının büyük kısmı personel giderleri ile mal ve hizmet alımı oluşturmakta olup 2020 yılı için 93 milyon 163 bin liralık bütçe planlanmaktadır. Hakim ve Savcılar Kurulu adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin yargının teminatı vizyonuna ulaşabilmek için yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, yargıya güveni artırmayı, hakimlik ve savcılık teminatını güçlendirmeyi, kurumsal altyapı ve kapasiteyi güçlendirmeyi ve yargının etkinlik ve verimliliğini artırmayı kendine amaç edinmiştir. Adalet mülkün temeli anlayışıyla hukukun üstünlüğünü partimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgular, görevlerini başarıyla ifa eden tüm yargı mensuplarımıza ve diğer çalışanlarımıza teşekkür eder,
2000 yılı bütçemizin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Dün bir konuya değinmek istiyorum Sayın Başkanım, belki biraz uzatma isteyeceğim. Dün bu kürsüden Gazi Meclisimizin en genç milletvekili olan Rümeysa Kadak tarafından şiddetle alakalı bir konuşma yapılmıştı. Ve bu açalım mikrofonu lütfen. Ve bu konuşmadan hepimizin ders alması gerekiyordu. Çünkü genel kurulu da değerli milletvekilimiz muhatap göstermişti. Ve daha bir gün geçmeden biraz önce yaşadığımız olay karşısında bu milletvekilimize, meclisimizin en genç milletvekilimize mahcup olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şahsım adına kendisinden özür diliyor ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.